Herkese merhaba. Bugün girişim serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün girişimciliğe bodoslama bir giriş yapıp girişimci nedir, girişim ve startup arasındaki farklar nelerdir size bunlardan bahsedeceğim. Bir önceki videomda zengin olmak için pasif gelir yaratmanın yollarından bir tanesi de girişim kurmaktır demiştim. Eğer o videoyu henüz izlemediyseniz o videoma da göz atabilirsiniz. Girişimci nedir? Girişimci, değer yaratan ve bu değeri pazarda ihtiyacı olanlara sunan kişidir. Bu çok basit bir tanımlama gibi geldiyse o kadar basit olduğu için. Ama gelin biz bu tanıma bir daha bakalım ve neleri barındırıyor görelim. Değer yaratma. Bu kısım ürün tasarımında pazar araştırması yapmaya ve ürünleri fiyatlamaya kadar birçok şeyi içeriyor. Eğer yarattığınız ürün hedef kitleniz için bir anlam ifade etmiyorsa onu satamazsınız. Veya yarattığınız ürünün fiyatı sunduğunuz faydadan yüksekse yine satış yapamazsınız. Eğer değer yaratmadan insanlardan para alıyorsanız buna da girişimcilik değil, mafya veya dolandırıcı deniyor. Girişimcilerin nasıl değer yarattığını biraz sonra değineceğim. Pazarda ihtiyacı olanlara sunan. Bu kısımda reklam, mesaj, tüketiciye ulaştığınız yer gibi tüm pazarlama adımlarını içeriyor. Bir de burada gözükmeyen ancak bu işin sürdürülebilirliğini sağlayan diğer kısımlar var. Onlar da finanstan muhasebeye, yatırım bulmadan insan işe almaya ve şirketiniz için bir kült yaratmaya kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Ben de bu kanalda bu konuların hepsine değinecek videolar yapmayı planlıyorum. Girişimci tanımı günümüzde teknoloji odaklı girişimlerle özdeşleşmeye başlamış olsa da eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir adı daha var. O da serbest meslek erbabı. Pek havalı gelmedi değil mi? İzin verirseniz ben size bir soru sorabilir miyim? Sor. Siz ne iş yapıyorsunuz Asım Bey? Serbest meslek. Ama çok serbest. Bugün Amazon'un kurucusu Jeff Bezos nasıl bir girişimci ise bizim sokak köşesindeki bakkal da bir girişimci. Sadece sundukları değerler farklı. Amazon evinizin konforunda en uygun fiyatta ürünleri almanızı sağlarken köşedeki bakkal da 2 dakika içerisinde süt almanızı sağlayarak size değer sağlıyor. Ha belki bir de belediye veriyor olabilir. Şimdi serbest meslek erbabı deyip geçmeyelim. Bugün para verip aldığınız tüm ürün ve hizmetleri bir veya daha fazla girişimci sunuyor. Mesela gittiğiniz restoranın sahibi bir girişimci. Aldığınız kıyafetin satıldığı mağazanın sahibi, bu markanın sahibi, kıyafetin üretildiği iplikleri yapan fabrikanın sahibi, hatta bu kıyafetleri taşıyan firmanın sahibi de birer girişimci. Maaş aldığınız şirketin de sahibi bir girişimci. Buraya bir parantez açmak lazım. Kamuda çalışanların maaşlarını direkt olarak girişimciler ödemiyor. Ama kamuya gelir sağlayan vergilerin de oluşmasını sağlayanlar yine girişimciler. Yani girişimciden ve girişimden korkmaya gerek yok. Burada bazı insanlara korkutucu gelen şey girişimlerdeki riskler olabilir. Sistemli çalışarak bu riskleri de minimize etmek mümkün. İleriki videolarımda bundan da bahsedeceğim. Girişimci kafası dediğimde gün içinde karşılaştığı insanları ve durumları değerlendirip bir problemi tespit edecek veya insanlara değer yaratacak fikirler geliştirip bunu piyasaya sürme konusunda kafasında çarklar dönen kişi. Bu bence takdire şayan bir şey. Çünkü arkasındaki motivasyon kişisel kazanç, yani para da olsa ortaya çıkan ürün müşteriye bir değer yaratıyor. Şimdi bir de girişim ve startup arasındaki farkı göz atalım ve ondan sonra bu videoyu sonuçlandıralım. Çünkü eğer girişimin detayına girmeye kalkarsak bu videoyu hiçbir zaman bitiremeyiz. Startup kavramı 90'lı yıllarda Amerika'da internet temelli şirketlerin ortaya çıkmasıyla oluşan bir kavram. Bu şirketler 90'lı yıllardan 2000'e gelene kadar çok yüksek değerlemelere ulaştılar. 2000 yılının Mart ayında dotcom kriziyle birlikte büyük bir kısmı yok oldu. Tabii ondan sonra Amerika'daki startup dünyası küllerinden doğdu. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google, Amazon ve Facebook bu dönemde kuruldu ve bunlar da o startuplardan bazıları. Amerika'da bu tip teknolojiyle uğraşan girişimlere startup denilirken bizim biraz önce bahsettiğimiz bakkal gibi girişimlere de işletme deniyor. Türkiye'de tabii bu ayrım tam olarak yok. Ondan dolayı ben burada bahsederken bakkal, restoran vesaire bu tip işletmelere KOBİ diyeceğim. Teknoloji ve internetle uğraşan diğerlerine de girişim diyeceğim.
Aslında bu ikisinin temel farkı hizmet ettikleri kitle ve kuruluş amaçları. Bir bakkal veya bir restoran bulunduğu mahallede, bulunduğu çevrede hizmet verir ve uzun yıllar boyunca çalışacak karlı bir işletme modeli ister. Bu işletmeler büyüdükçe hizmet ettikleri kitle ve amaçları değiştiği için büyük şirketleri bugünkü incelemenin dışında tutacağım. Startuplar ise internet ve teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla çok daha geniş kitlelere hizmet etmeyi amaçlarlar. Bu agresif büyüme modeli içinde birçok turda yatırım alırlar ve aldıkları bu yatırımlara ürünlerini hızlı bir şekilde geliştirip çok geniş kitlelere ulaşmayı planlarlar. İşletme ve girişim arasında temeldeki bu fark peşinden birçok farklılığı beraberinde getiriyor. Mesela çalışan sayısı KOBİ'lerde lineer olarak ilerlerken girişimlerde logaritmik olarak ilerliyor. KOBİ'ler daha kısıtlı bir kitleye ulaşabildikleri için genelde ulaşabildikleri kitlenin daha büyük bir yüzdesine hizmet edebilmek için daha geniş ürün gamları sunuyorlar. Startuplar ise daha geniş bir kitle içerisinde hedefleme yapabildikleri için daha inovatif ve niş ürünlerle daha küçük pazarlara girmeye çalışırlar ve daha sonrasında genişlerler. Bir işletme binası, arsası, stoğu gibi mevcut varlıklarıyla ve iş potansiyeliyle değerlendirilir ve ihtiyaç duyduğu finansmanı bankadan kredi yoluyla temin eder. Çünkü kanıtlanmış bir iş modeli vardır ve bankalar bu iş modeline güvenerek krediyi verebilirler. Bir girişim ise yaptığı varsayımlarla ve öngördüğü büyüme potansiyeliyle değerlendirilir. İlk başladığı noktada ortada somut bir şey olmadığı için bankalardan finansman sağlayamaz. Ondan dolayı yatırımcılara gidip şirketin belli bir yüzdesi karşılığında finansman toplarlar ve bu finansmanla öngördükleri agresif büyümeyi yakalamaya çalışırlar. Girişimler bazı noktalarda da çekici bulunuyorlar. Bunun da sebebi genellikle çalışanlarına verdikleri dolgun maaşlar ve yanında sundukları teknolojik hediyeler, yüksek kaliteli yemekler, masajlar, oyun odaları gibi ekstralar oluyor. Girişimler bunları sunuyor çünkü başlangıçta çok küçük bir ekiple hızlı bir şekilde sıfırdan bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmek için de en iyi çalışanları kendilerine çekebilmeleri gerekiyor. Ondan dolayı büyük firmalardan bu kişileri alabilmek için bu tip artılar sunuyorlar. Size dedim ya girişimcinin tanımında birçok şey vardı. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bu tanımlamaları da yaptığımıza göre artık girişimin ve girişimcinin ne olduğunu anlamışsınızdır. Ben bundan sonraki videolarımda girişimcilerin faydalanabileceği çeşitli finansal, muhasebe ve ürün geliştirme tekniklerinden bahsedeceğim. Eğer ilgileniyorsanız kanalıma abone olun. Bu başlıkla alakalı merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz ve duymak istediğiniz farklı konular varsa onları da aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Tüm girişimcilere başarılar dilerim. Görüşmek üzere.